Merhaba gençler, hoş geldiniz. Refah Ak burada. Öncelikle merhaba demek istiyorum. Game Dev Tycoon'a devam edeceğim. Uzun zamandır yoktum, kusura bakmayın, o yüzden özür diliyorum. Bir hafta oldu mu ya? Olmuş olabilir yani, bayağıdır video eklemiyorum. Bunun sebebi işte nasıl desem, raporlar, işte sunumlar değil, sunum. İşte birkaç rapor vardı. Sonra proje yaptık. Bir tane daha var hatta bu hafta sonuna kadar. Bir ödevim daha var falan derken hani bu üniversitede bayağı şey final dönemi de yaklaştı. Son haftaydı. Şimdi final haftasına girdik bir de. Hani bu arada tatil var ama bir haftalık pek de şey yapamıyorsun, hani boş geçiremedim. Biraz sıkıntı oldu o yüzden. Ben de dedim ki hani videoyu ekleyemedik artık. Bu arada bir vakit buldum kendime. Bu video çekeyim, ekleyeyim dedim. Takipçilerimi yalnız bırakmayayım istedim. Şimdi başka ne vardı? Ha, bir de Dota'da profesyonel bir takım üyesiyim artık. O yüzden ciddi maçlara gireceğiz onlarla. Da antrenmanlarımız oldu, traininglerimiz. Bir de onlara zaman ayırdım falan derken bayağı bir video işini safsakladım. Fakat şu anda zamanım varken hemen bir video çekeyim dedim. Ayrıca şu Game Dev Tycoon'u da bitirelim diye düşündüm. 30 senede bakalım ne yapacağız diye. Eric Robertson bize yine gidelim gidelim deyip duruyor. Gidelim bakalım yeni merkezimize. Evet, yeni ofisimize hoş geldiniz. Yeni ofis merkeze hoş geldiniz. Üniversitelere falan yakınmış. Bayağı kaliteli şey bulabilirsiniz diyor. Üniversitelerinin yakınına açtığımızı duymuşlar. Greenheart University. Greenheart biliyorsunuz, o bu oyunun yapımcısı. Greenheart University. Evet. Kendinizi geliştirirsiniz değil mi? Hani para falan vermeyeceklermiş bize ama specialization. Neyin üzerine uzmanlaşacağımıza buradan karar veriyoruz galiba. Special dediği bu zaten bizim şey. Teach and learn. Evet, bu büyük ihtimalle teach and learn kısmı büyük ihtimalle bizi ilgilendiren şey. O zaman sen bir programming kurs, sen bir design. Okey. Kendi araştırma departmanınızı kurabiliriz diyor. Evet, yeni inovasyonlar için, yeni büyük projeler için bir ön ayak olacak bu bize diyor. Oyun endüstrisinde yenilikçi olarak, hani direkt bizim adımız anılır falan demeye getiriyor. Design uzmanı, design specialist dedi. Design uzmanı gerekiyormuş bize. Kendi araştırma ve geliştirme laboratuvarımızı yapmamız için, Ar-Ge laboratuvarımız için. Bayağı da yüksek bir level istiyormuş design bakımından. O zaman biz bunu 2 milyondan aratalım. Environmental Protection Agency. Agency diyecektim ya. Agency. Ne demiş? Your company has a higher threshold. $200K şey yaparsak tabii. Neden olmasın ki? Evet, teşekkür ettiler bize. Solar panel taktırdık. Elektrik konusunda problem yaşamayalım diye. Evet. Bayağı da geliştirdi kendini. Evet, design olarak bayağı Dominic Cummings, Christian Robertson, Anthony Wilkerson. Şimdi bunun research speed falan çok fazla ya. Ben bunu alırım. Baksana abi. 863. Ayrıca speed'i ve research'u da fazla. Aldık ya bu arkadaşı. O zaman sana bir train, staff welcome train yapayım mı ya? Special. Tamam. Buna gerek var mı ki daha ya? Direkt design specialist'i yapmak istiyorum ama ben... Neyse, hadi buna bir staff welcome training yaptıralım. Evet. Oyun, video oyun ve yazılım endüstrisi diyor. Dünyanın en temiz şeylerinden birisi olacak diyor, eğer hani bu
solar panel kullanırsak falan hani bayağı bir övdüler yani bizi şu anda. I have some pictures of your new office, cutting edge stuff. Güzel. Artık contract worklerimiz de bayağı şey olmuş yani. Arkadaş sen train yapsana bir daha ya. Burada bir şey çıkacak ama ne çıkacak bilmiyorum. Burada içimde bir his var abi. Bu adamları tatile göndermemiz gerekebilir bizim. Ne yapsak ki? Interactive story. Dynamic world. Yetmeyecek buna paramız. Sizleri biraz daha train'e yollayalım da o zaman biz. Değil mi? Şöyle. Şöyle. Bayağı bildiğin hareket ettiriyorum lan. Oha. Ekranda şeyi nasıl hareket ettiriyorum ben böyle sağa sola? Evet. 2 milyon kazandırdı bize macera dolu Amerika. Güzel. Şu arkadaşlar bir de kendilerini geliştirmeye devam ederse süper olacak. Oyun yapacağız. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama ufak bir oyun yapsak aslında güzel olur ya. Develop new game diyelim. Herkes için bir medium. Ne yapsak? Bir life simulation yapalım. Ha, en son ne yaptık? Fantasy RPG yaptık. Kaybımız olmuş. Bayağı kaybetmişiz para. Airplane simulation'dan bayağı kazanmışız. Aynı şekilde bu simülasyondan da kazanmışız. Av sezonu simülasyonlardan bayağı kazanmışız. O zaman hadi bir life simulation yapalım ya biz. Herkes için olsun. Aynen bir life simulation play system Mbox için yapalım. Ne olsun bu? Ne yapsak ki adını? Yaş 35 olsun oyunun adı o zaman. Evet. Gönderiyorum. Gönderdim. Bunu da gönderdim. Tamamdır. Güzel. Şimdi simülasyon elimize gameplay vereceğiz. Story quest'imiz olmayacak. Engine olacak. O zaman teç buraya design buraya. Ama bu arkadaş şu an burada olmadığı için teç ben yapacağım. Bu da buraya. Okey. Grapple GR GRPad diye bir şey çıkartıyormuş. Bu da şey yani hani beklentiler bayağı fazlaymış galiba. iPad işte bildiğimiz iPad. Apple iPad çıkaracak. Hype güzel ilerliyor ama ben buraya bir small campaign çakarım. Güzel olur. Evet. Güzel de oldu. Şimdi bu arkadaşlar vacation. Tatile çıkın bakalım. Çık tatile. Senin bir sorun yok değil mi kanka? Güzel. Sen çalış. Şimdi yeni aldığımız adam kimdi? Buydu. Bu arkadaşı level design'a veriyoruz. Diyaloğu düşür abi. Artık intelligent artır. Benle şey buna girişeceğiz. Okey. Bu arkadaşlar yok çalışmayacaklar. Bu oyundan bir şey beklemiyorum zaten. Hani maksat amacım şeydi bunların tatile gidip de gelmesini sağlamaktı. Bak geldiler zaten çalışacaklar birazdan. Güzel. Evet GRPET çıkıyor. Grapple'ın.
Güzel. World Design, Graphic, Sound. World Design'ı artırıyorum. Graphic Sound'u düşürüyorum. Bu arkadaşı buraya atalım. Siz de buraya böyle geçin. Tamam. Teknolojide zaten dizayndan çok şey beklediğim için ben. Evet, large boot alabiliriz aslında ya. Oyunumuz da bayağı satılır hani. Hype'ımız çok olmasa bile sıradaki oyun bayağı satılacak diye düşünüyorum. Evet, hemen finish. Güzel. Güzel. Evet, realist game. Tamam. Yaş 35 için puanlar geliyor. Evet, çok da fazla bir şey gelmedi. İyidir, iyidir. Güzel. Evet, Rafent yaş 35. Son çıkan oyunumuz olmadığı için. Evet, 619 bin kişi takip etti. Kaçıncı sıradayızdır? Bir 35 olmuşuzdur. Uf, 90. Hadi be, hala sıralamaya girememişiz doğru düzgün ya. Satışımız evet 1,1 milyon getirdi. Mükemmel bir satış grafiği yakaladık. Güzel. Şimdi develop new game, medium game. Herkes için mi yapalım? Herkes için yapalım. Fantasy Adventure yapıyoruz. Platform olarak Play System 3 yapıyorum. Ne yapalım? İsim ne olsun? Oyunun ismi ne olsun? Fantastik bir adventure yapıyoruz. Harry Potter olsun. Harry Potter. Harry Potter ve Glasgow Rangers. Glasgow Rangers. Neyse, olmadı. Aklıma o geldi. Glasgow Rangers geldi. Felsefe taşı falan der gibi. Harry Potter 1. Evet, Harry Potter 1 olsun. Herkes için çıkarttık. Gençler için mi çıkartsaydık? Gençler için çıkartalım bir de. Devam diyelim abi. Story quest artır, gameplay artır, engine'i düşür. Şimdi bu gameplay bu arkadaş. Sen buraya. Yok, sen buraya. Ben buraya. Tamam, okey. Güzel, bu iyi oldu şimdi. Gameplay mouse'u çıkart abi şu an. Gerek yok ona. Hype'ımız mükemmel yükseliyor. Bir de small campaign bastık mı buna? Süper. Çok iyi ya. Diyalog 10 numara olacak. Artificial Intelligence artırma. Level design'ımız adventure sonuçta olacak. Level design'a bu arkadaşı atacağız. Bunu buraya atacağız. Ben yine buradayım. Diyalogdayım ben. Güzel. Okey de bakalım. Dizayn aldı başını gidiyor zaten. Teknolojide çok şeyimiz yok. O yüzden böyle. İkisine de rekoru kıracağız biz ya. Görüntü öyle görünüyor. World Design'a bakıyoruz. World Design'de Eric Robertson'ı kullanacağım bu defa. Grafik evet yüksek. Sound tamam. Mono sound. Tamam ya, bunu da böyle çalıştıralım. Güzel. Bayağı hype'ımız da aldı başını gitti yani. Bu iyi oldu. Hatta bir small campaign daha mı ya da large campaign mi versek? Bir small campaign daha atalım o zaman. Güzel. Umutluyum ya, ben bayağı umutluyum bundan şu anda. Hani dizaynla teknolojide çığır açtık şu anda. Bu adventure satacak, çok fazla satacak. Yeter o kadar. Çok güzel ya. Bonusumuzu da aldık.
Her konuda yükseldik. Evet, Harry Potter 1 için yorumlar geliyor. Var 9'u, güzel. Bir 9 daha. Bir 9 daha. 9 geldi. İşte bu ya, işte bu. Ben bundan bahsediyorum. Design Spirit. Evet. Çalış bakayım sen. Evet. New Topics'e önem veriliyormuş. Sen o zaman arada research. Hadi bakayım canım benim. New Topic. Government. Spy. Spy olsun. Sen de research yap. Ne yap? Dynamic World'ü şey yap. Hadi bakalım. Evet. Satışta 3 milyonu geçer miyiz acaba ya? 500K'ya geçtik şu anda diyor. 1'i geçtik, 1 milyonu geçeceğiz de. Acaba, evet. Best game ever. Evet, özet best game ever dedi hani. Şu ana kadarki en iyi oyun dedi özet olarak. Şu an yaptığımız bu Harry Potter 1 için. Güzel. Spy'ı açtık. 2,5 milyonu ver. Abi kendi şeyimizi yapalım. Açalım mı dedi. Design lab'ımızı. Okey. R&D lab'ımız açık. R&D lab'ımız işte. Research and Development Lab. Click the screen and drag to the left. Aa. Çok güzel. Welcome to R&D Lab diyor. Hoş geldiniz diyor. Evet, gördüğünüz gibi bayağı bildiğiniz tasarım masarım her şeyi burada yapacağız. Kendimiz bayağı gelişmiş laboratuvarımız var artık. Şimdi vereceğiniz paraya dikkat edin diyor bu budget'a. Hani ne kadar vereceğinize. Eğer fazla verirseniz batarsınız demeye getiriyor. Ama hiç vermemezlik de yapmayın diyor. Kesmeyin zorda kalmadıkça diyor. Evet. Hardware diyor. İnternet. Güzel. Bu projeye başlayalım. Budget. Bir saniye. Budget ayarlayacağız. Tamam abi, bir saniye. bin verelim o zaman. Bir yerleşemedim şuraya ben de ya. Güzel. Bu buna para ayırsın. Böyle güzel çalışıyorlar. Evet, cancel project falan diyor. Yeni projede başlayabilirmişiz. Onlar orada onunla uğraşsın. Biz burada iki milyona bir de algoritma için şöyle kendimize güzel iyi bir programcı bulalım. Evet, 22 milyon kazandırımı 22 milyon kazandırmış bize Harry Potter 1. Mükemmel. Sand Vacation. Sen bir git bakalım tatile. Bir oyun daha yapacağım. Evet, teknoloji 400'lerde, 500'lerde, 300'lerde. Abi 500'de teknoloji mi var senin ya? Olmadı ki bu şimdi. Yok, ben beğenmedim. Ne yapacağız? Ben beğenmedim. Bunu o zaman atacağız abi şunu. Şunu atacağız. Bunu alacağız. Full house. Evet. Şu anda maksimum
Güzel, maksimumdaymışız. Develop new game, develop sequel. Okay. Airplane Simulation'ı tekrardan Nu için yapabiliriz aslında. Evet. Uçuyoruz 2 olsun. Herkes için Medium Simulation. Platform olarak yine Nu'yu seçelim biz. Game Engine, evet, aynı şekilde. Start Development diyelim. Başlayalım. Bakalım. Devam edelim. Şimdi Engine Gameplay Story Quest'i artırabiliriz aslında. Basalım, devam edelim, bakalım ne olacak. Simülasyon şu an çalışmayan mı var? Bana böyle geliyor. Bunlar yorgun mu? Yok, değiller değil mi? Bir sorun yok bunlarda. Güzel. Bazı oyunlarımızda bug varmış, onları düzelteceğiz. Evet, Microsoft da yeni tabletini çıkartıyormuş, M-Pad. Değişik. Şimdi bir saniye. Neden böyle takılıyorsun sen? Marketing, small campaign. Atalım bir tane. Hype'ı, of, hype'ı çok yükseltti bu. Güzel. Okey. Şu an herhangi bir şey yok diyor. Dur bakalım. World Design yüksek, sound iyi, grafik işte. World Design'ı tabii ki yüksek yapacağız. Eric Roberts'ını buraya kullanalım. Grafik için bu arkadaşı kullanalım. Sound'umuzu yükseltelim. Onun için de Jenlin bu çalışsın. Okey. Evet, simülasyon çok da süper bir şey beklemiyorum açıkçası bu simülasyondan. Ama şöyle bir şey var. Uçuyoruz 2. Şu an Game Convention'a denk geldiğimiz için bayağı bir satış olacak gibi. Hype 55'teydi. 216'ya çıktı. 86. sıradayız. Evet, gördüğünüz gibi hype bayağı arttı. Açtı kendini. Bu arkadaşlar devam ediyor. Siz de çalışıyorsunuz. Güzel çalışın. Abi unuttuk ya. Bug'ı iptal etme şey yapmayı unuttuk. Bug'ları gidermeyi unuttuk ya. Bug'lı çıkartmışız oyunu. Olmadı böyle ya. Kötü oldu. Evet, teknoloji rekoru kırdık ama maalesef önceki oyundaki bug'ları geliştirmemek kötü oldu ya. Şey, geliştirmemek ne demek? Gidermemek kötü oldu. Evet, Alex Marsh 55.000 kazanacak artık. Immersive Storytelling güzel. Evet, uçuyoruz 2 için puanlar geliyor. Evet, düşük gelecek galiba. 6. İşte. Great Combination diyorsun. 6 veriyorsun abi. Neyse. İyi, 5.75 bir puan aldık. Güzel. İnternet fırsatlarını şey yaptık. Evet, Nimvento'dan yeni şey geliyormuş.
Evet, herkesin kendine özgü ekranı olacak falan gibi bir şeyler demiş. Değişik bir konsol. Enteresan. Şu arkadaşlar, tamam, bir saniye. Bir saniye. Bu arkadaşları tatile gönderelim. Evet, çok satılmadı. Zarara gireceğiz gibi ama artık bakalım bir şeyler bulacağız. O zaman contract work yapsak güzel olur gibi. 4 hafta. Kabul et bakayım. Hiçbir şey ki bunlar ya. Bunlar basit işler. Hafta. Aa, diğerleri yok değil mi lan? Unuttum onları bak. Neyse, geldiler geldiler. Yetiştiler. Hey koçlarım benim. Hadi bakayım. Tamam ya, yaptık, yetiştirdiler. Bak, yetiştirdiler dedim, kafayı kaşıyor bak. Lan ne adamsın lan Tom. Evet. Güzel. Train. Şu programming kursu, sen bir daha şey yap bakayım. Çalış. Research. World Design. Interactive Story olsun. Sen onu yap bakalım. Bu Tom 700 olduğunda bunu teknoloji şeyi olarak, uzmanı olarak başa getireceğim. Biraz daha işimize yarayacak diye düşünüyorum. Bakalım. Sizin durumlar ne alemde? Evet, hala çalışıyorlar bizimkiler. Güzel. Kaç oldum bakayım? 695 olmuş. Bir daha kurs şey yap. 700 oldun sen. Hadi bakayım. Evet, Nintendo'nun şey yeni konsolu gelmiş. O zaman hemen bir small game yapalım herkes için. Bir ne olsun, ne olsun? Yarış olsun, yarış simülasyonu olsun. Platform olarak da evet, GR Phone. GR Phone için yapalım. Neden yapamıyoruz? Simülasyon dedik abi. Heh. Hatta simülasyon casual olsun. Tamam. Start development diyelim. Bakalım. Engine'ımız yüksek. Gameplay'imiz yüksek olacak. Engine düşük. Story quest simülasyon çok da gerekmiyor açıkçası. Okey. Mouse steering wheel yok. Joystick yok. Joystick gamepad. Tamam. Hepsini şey yapsın, desteklesin. Okey diyelim. Evet. Hype baya yüksek yani oldu şu anda. 44 iyi bence. Level design yüksek, artık intelligent, tamam, güzel. Marketing, küçük bir marketing şey yapalım, güzel. Bu herhalde 150'yi geçer ya. 99, evet, geçeceğiz. Grafik, world design artır, sound da olsun. Mükemmel ya. Çok iyi. Perfect. Evet, casual games şu anda popüler tür. O yüzden bu oyun bayağı satacak ya. Evet, oyunun ismini koymayı unutmuşum yine. Allah'ım. Of of. Ya abi, nasıl unutuyoruz bunu ya? Neyse. Evet, Eric Robertson Celebrity Voice Acting. Güzel. Ünlülerin seslendirmeleri olacak artık oyunumuzda. Game 52 için yorumlar geliyor. 6 verdi. İşte 5 verdi. 4 verdi. 6. Güzel. İyi, 5,5 ortalamayla oyunu şey yaptık. Bu da iyi. Buna da şükür diyelim. Ne diyelim? Evet, bayağı para gidiyor. RD Lab için çok fazla para gidiyor. Beklenen etkiyi vermedi galiba.
Sen vacation'a git bakalım. Neyse, o zaman bu bölümü burada bitirelim gençler. Daha sonraki bölümde de artık kaçıncı, 25. senedeyiz zaten. 26, 27, 28 falan olur. Herhalde iki bölüme bu oyun bitecek gibi. Bakalım artık sonra neler yapacağız. Diğer bölümlerde göreceğiz. Biraz daha ciddi olabilir. Bu oyuna yeniden sıfırdan başlayacağım ama onun videosunu çeker miyim bilmiyorum. Yani başlayacağım biliyorum ama videosunu çeker miyim bilmiyorum. Artık siz ne derseniz ona göre yeniden bir sezon, sezon 2 falan diye yani bir daha sıfırdan başlayabilirim. Bu yaptığımız hataları yapmamaya çalışırım. Yaptığımız diyorum hani yaptığım hataları. Hemen de bize yordum be hepimize. Siz bayağı uyarmıştınız beni zamanında zaten çoğu şey için. Pek de dinlemedim başlarda. Artık affınıza sığınıyorum. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.